AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Arkadaşlar hazır olunca... Cemiyet Başkanı Kemal Deniz basına verdikleri desteklerden dolayı Çalık ve Kahtalı'ya teşekkür etti. Ülkemizin böyle şenlik içerisinde sürdürdüğü bir referandum dönemi yaşıyoruz. Bu arada her zaman beraber olduğumuz problemlerimizi her zaman kendilerine taşıdığımız Sayın Genel Başkan Yardımcımız Özür Çalık Hanımefendi burada. Ama bugün farklı bir çalışmayla yanımızda. Yoksa meslektaşlarımızın, gazetecilerin ya da cemiyetimizin sorunlarını her götürdüğümüzde mutlaka kendisinden yardım gördüğümüz, zaman zaman bizleri arayarak sorunlarımıza eğildiği, bizimle irtibat kurduğu bir dönem yaşıyoruz. Bugün kendilerini burada görmekten şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın İl Başkanımız ve İl Başkan Yardımcılarımızla birlikte ülkemizin sorunlarını ve bu arada da yerel medyanın sorunlarını burada birlikte konuşacağımızı ifade ediyorum. Sizin huzurlarınızda Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ve İl Başkanımıza tekrar bütün yönetim kuruluyla ilgili hoş geldiniz diyorum. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da Malatya basının tarafsız olduğunu belirterek basının önerilerini dikkate aldıklarını söyledi. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımızla birlikte, teşkilatımızla beraber Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni, başkanımızı ve yönetimini ziyaret etmiş bulunmaktayız. Bizim Malatya'da basınımızın çok güçlü olduğunu biliyoruz ve basınımız da gerçekten tarafsız bir şekilde ve gerçekten bizleri yönlendiren, eksiğimiz de varsa bizleri hatırlatan iyi bir yayın yapmaktalar. Ben bugün bizleri kabul etmiş olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 15 Temmuz'da Türk basınının önemli bir duruş sergilediğini ancak bazı basın mensuplarının da vatana ihanet içerisinde olduğunu belirtti. Öncelikle gazetecilerimizin, değerli basın mensuplarımızın 15 Temmuz gecesinde vermiş olduğu kahramanca mücadelede beraberce bizlerle birlikte, milletimizle birlikte sahalarda, alanlarda olmasından dolayı hem teşekkürlerimizi hem de şükranlarımızı iletiyorum. Vatan, devlet, bayrak, ezan söz konusu olduğunda medya, basın mensubu kardeşlerimizin de aynı samimiyetle 15 Temmuz gecesi darbeyi püskürtmek adına meydanlara inmesi, aynı anda televizyonlarda, gazetelerde, internet medyasında vatan için, millet için, bayrak için, devletimiz için savunmada olması bizim için çok önemliydi. Milli iradeye vurulacak darbeye engel olmak için basın mensuplarımızın vermiş olduğu katkıdan dolayı ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bunun yanı sıra aynı basın farklı basın mensupları da o gösterilen kahramanlık destanına imza atarken bazıları da vatanı satacak kendilerince icraatlar içerisindeydi. Bunlarla ilgili olarak da hukuki mücadelemiz ve terör örgütleriyle mücadelemiz de sonuna kadar devam edecek. 16 Nisan'daki referanduma da dikkat çeken Çalık, parlamenter sistem artık aksıyor. Bunu geçmişte birçok siyasi lider dile getirdi. Allah nasip ederse 16 Nisan'dan sonra basın mensupları ve milletimizle birlikte yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi.